bu çevrenin insanı faydalanır. Cami yapsan bu çevrenin insanı, okul yapsan bu çevrenin insanı. Ama ormanın verdiği oksijen, ta Afrika'daki o siyah derili insanlar da ondan istifade ederler. Güzel mevsimler kaldı mı görüyor? Yok. Yağışlar bir ayda yağacağı yere bir saatte yağıyor. Bazen hiç yağmıyor. Bak bu sene bura bir damla yağış almadı işte. Almadı. Benim ağaçlarım neredeyse kurumak üzere. Boyuna parayla su basıyorum. İşte buradan geldim köyün çeşmelerinden eşeklerle su götürdüm. Ağaçların dibine can suyu verdim. Böyle böyle toparlandı. Sonra birkaç kuyu kazdırdım. 5-6 kuyu kazdırdım. 150 metrelere falan indik. Su yok. Dranaj yaptırdım. Oradan biraz su çıktı. Yani aşağı yukarı işte şu kadar. O suyu borularla ormana getirdim. Ormana 6 tane havuz yaptırdım. Havuzlarda onu topluyordum. Can suyu olarak artık onu veriyorum. Hamdolsun şimdi orada şu ormanın içerisinde bir sürü kuş yuva yapıyor. Ben çocukluğumda küçükken çok yuva bozardım. Allah bana diyor ki sen işte topraktan intikamını alıyorsan şimdi kuş besleyeceksin. Bir ağaç düşünün şimdi. Bir ağacın üzerindeki böcüleri, sinekleri, ağacın gölgesinde gölgelenen şeyleri, ağacın verdiği oksijeni bir ağaç. Biz 32 bin ağacı oldu Allah'a şükürler olsun. Kimisi moralimi bozup gidiyor ya. Ne olacak? Sen ölünce kim bakacak? Lan arkadaş ben ölünce kim bakacağı düşünseydi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için o karada gemileri yürütmez, o sıkıntıyı çekmez, imparatorluğunun dağılıp parçalanacağını bilseydi ya. Ben bir şey yapıyorum. Bakarım bir yürüten olur. Diyor arkadaşım ya ne olur Allah'ını seversen dikme gayri bak. Yalvarıyorum sana dikme diyor. Kim bakacak sen ölünce? Sen bak dedim. Devlet baksın ya, ne yapalım biz ağaç dikiyoruz ya. Daha başka bundan ötesi var mı ya? İnsan insan derler idi insan.